Evet, merhabalar. Seyyar Kürsi bugün Adana Uluslararası 24. Film Festivali Sanat Kasabası'na kurduk. Sanat Kasabası şu an, tabii akşamları biraz kalabalık oluyor. Şu an saat 3 gibi, işte stand sahipleri var. Çoğu da boş ama yine yanımızda cici bir hanımefendi var. Sizi alalım ben, alayım. Şöyle. Evet, sizi tanıyalım. Ben Betül Günay, İstanbul'dan geliyoruz. Bir dağıtım firmasıyız. Aslında festival tabii ki büyük bir aslında bir iletişim bağı. Burada tabii ki bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Ama tabii şu anda festival yani sinema kasabası çok boş. Çünkü hem sıcak olduğu için hem Adana'nın koşullarından dolayı. Şimdi siz 4 gündür buradasınız değil evet, mi? Evet 4 gündür nasıl buradayız. Nasıl geçti 4 gününüz? Nasıl geçti? Filmlere gidiyoruz. Ayrıca işte panelleri takip ediyoruz. Burada gelen işte konuklarımızla sohbet ediyoruz. İletişim kurmaya çalışıyoruz en nihayetinde. Bizim amacımız aslında yapımcılarla, yani sinemacılarla yapımcıları bir araya getiren bir ortak bağ kurmak amacımız bizim. Bu anlamda bize çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani festivallerde tamam, aslında... Mutlu olduk. Katkısı evet. Oldu deyince ben evet. Mutlu oldum daha doğrusu. Festivallerin zaten amacı iletişim bağını güçlendirmek. Tamam. Bu çok önemli bir katkı aslında. Şimdi İstanbul içinde. Deyince sinemanın kalbi gibi. Tabii hani zaten önceleri hani Yeşilçam Adana'yla paylaşmış. Adana evet. Ve Yeşilçam. Zaten şu anda da herhalde bir İstanbul var, Yeşilçam yine. Yani başka büyük illerimizde böyle sinemaya katkı koyan il çok az değil mi? Mesela şu an zaten son zamanlarda yani son zaman dedim 10 yıldır dizilerin önemli bir bölümü veya platoların önemli bir bölümü Adana'da. Tabii. Bu bakımdan da şanslı sayılırız biz. Kültür sanat merkezli haline geliyor. Aslında belirli yerler var. Festivallerin aslında belirli şehirlerde yapılması o şehrin çok büyük bir kültürel anlamda gelişmesi anlamına daha geliyor. Daha başka bu. Festivallere katıldınız mı? Tabii katıldık. Nereye katıldınız? Yani mesela İstanbul'da olduğumuz için İstanbul Film Festivali bizim için çok ayrı aslında tamam. İstanbul'da olduğumuz tamam. için. Bir de ayrıyeten Antalya. Şimdi şu üç festival çok ayrı yeri var. Çünkü tamam. Belirli bir artık şeye sahip oldu, bir güce sahip olduğu için biz de buradayız, festivali yaşıyoruz. Bir anınız var mı? Böyle bir tatlı bir anınız veya nükteli bir anınız? Yani bizim için yani şimdi sinemacılar için en tatlı anı şu olur aslında. Filmden çıktıktan sonra ha merhaba işte ben şu filmin yapımcısıyım ama biz de şöyle yapıyoruz falan. O bağı kurmak, o iletişimi kurmak aslında en tatlı bağlardan bir tanesi. Ben bir şey diyeyim mi? Yani her şeyi ekonomik olarak düşünüyoruz gibi. Evet. Değil mi? Duygusal. Çünkü yani çıktık bir yapımcı görürsek mutlu oluyoruz. Evet. O çok tatlı bir anı haline geliyor. Siz dağıtım çünkü derken sonra, film mi dağıtıyoruz? Evet evet. Sinemalara film dağıtımı yapıyoruz. Veya şu an hani genç arkadaşlar filmler çekiyorlar böyle amatörce de olsa. Yani onlar size gelse yardımcı olursunuz değil mi? Şimdi şöyle evet tabii ki elimizden geldiğince destek oluruz. Her türlü imkan sağlanır bir şekilde bağlantılarla. Daha çok böyle artık bitmiş hem postu hem tüm anlamıyla yapımı bitmiş filmlerin sinemalara girmesi konusunda destek sağlıyoruz. Yani tamamen Türkiye'deki tüm genel sinemalarla iletişim içerisine girip şöyle bir yapımcımızın bir filmi var. Bize yardımcı olur musunuz? Şu sinemalarınızda gösterir misiniz diye bağlantı kurup filmlerin gişeye girmesini tamam. sağlıyoruz. Siz yapımcı firma da değilsiniz. Şimdi biz sinema deyince bir kamera önü biliyoruz, bir kamera arkası biliyoruz. Tabii, ama onun tabii mutfağın arka kısmında yapımcı da var, bir de dağıtımcı var, evet. Bir de sinemacılar var değil tabii, mi? Gösterim tabii, yapan tabii. yerler var. Tabii. Siz o bağlamda bir zincirin halkasısınız. Evet. Siz de çok önemlisiniz sinema bazında. Evet. Arkadaşlar tanıştırayım, dağıtımcı firma mutlaka uğrayın. Bekleriz, teşekkür ederiz. Evet, sanat kasabasındayız. Saat 15 civarı. Yani şu an halktan kimse yok ama içeri girerken cidden güvenlik tedbirleri çok sıkı. Israrla beni ve kameramanımı titizlikle aradılar. Öyle. Evet. Öyle de olması gerekiyor. Olsun, evet. Tabii ki. Ama biz basıncılar biraz daha şey istiyoruz yani özellik istiyoruz ama. Ama güvenliğimiz burası açısından için doğru dediler. Bir biz iş de yapıyorlar. Tamam dedik, itiraz etmedik. Yanımızda cam. Alevde cam şekillendirme. Alevde cam şekillendirme. Alevde, evet. Kırmızı. Yanımızda Nehir Hanım var. Nehir Hanım çok yönlü. Bakalım ne kadarını konuşabileceğiz. Nehir Hanım mikrofon çok sizin. Teşekkür buyurun. Ederim.
ben Adana'da bir Adanalı olarak cam üfleme ve alevde cam şekillendirme yapıyorum. Hayalim Adana'da cam ocakları kurmak ve bu işe gönüllü olan kişiler yetiştirmek. Ama hobi amaçlı değil de gerçekten bu sanatımızı aktarabileceğimiz, birbirimize aktarabileceğimiz cam ocaklarında insan yetiştirmek. Yani ne bu cam ocağı, ne yani? Nasıl şimdi, bir ocak bu? Ben öncelikle Adana'da bu festivalimize AGESTER, Akdeniz Geleneksel El Sanatları onurunu taşıyan bir üye olarak katıldım. Film festivalde benim aslında bazı çok küçük aksaklıklardan ziyade çok hoşuma gidiyor. Şimdi festivaller film, benim çok hoşuma gidiyor. Film işin özü ama burası sanat kasabası. Sanat kasabası. Sanat ve evet. Sanatçı. Evet. Yani sanatın her dalı. Edebiyatımız tabii var, ki. Şairimiz, sanat olmadan olmaz var. Tabii ki siz de bir cam sanatçısınız. Burada tabii müzisyen arkadaşlar da var. Umarım sanatımı sanatçı boyutunda yapabiliyorumdur. O ağır bir laf. Şimdi ona inşallah layık siz olabiliyorumdur. Ama işimi çok seviyorum. Çok şimdi seviyorum. Cam sanatı derken camı işliyor muyuz? Şimdi cam, ne yapıyoruz akışkan, camı? Ne cam yaparız? Da diğer madenler gibi aslında bir maden. Evet. Camın çok farklı bir özelliği var diğer madenlere nazaran. Cam da su gibi akışkandır. Belirli bir ısıyı verdiğimiz takdirde aynen su gibi akar. Ne kadar? Kaç derece? O yaptığımız işe göre değişir. 1200, 1500, 1400, 800'lük ayarlar vardır. Cam çubuklarımız vardır. Zaten sizinle de uygulama yapacağız. Göstereceğiz biraz bir şeyler nasıl oluyor diye. Cam, renkli cam çubuklarımızla belirli bir ısıda şalimo dediğimiz bir oksijen... Şalamo derler ona, değil mi? Şalimo'dur değil aslında mi? Doğrusu fark etmez. Evet. Oksijenle ve proban gazıyla birlikte yüksek bir ateşte camı alevde eritiyoruz. Camın erime noktası derken siz 800-1200 dediniz. 1200-1400'lük camına göre değişir. Yani silisyum camına göre mi değişiyor? Camın sertliğine göre değişir, evet. Değil mi? Silisyumdur camın özü. Borazı içindeki şeylere göre borosilikatı olan camlar vardır. Onlar daha sert camdır. Kuars olanlar vardır falan. Çok var. Kuars dediğimiz camdır zaten. O belirli bir ısıda işlenmiş camlar vardır. Efetre cam dediğimiz. O ısıyı camı tanıdıktan sonra biz ayarlayabiliyoruz. İçgüdüsel olarak tamam. Ayarlayabiliyoruz. Cam bulmak kolay mı? Türkiye'de çok kolay değil. İtalya'dan geliyor bunlar bize. Şimdi bakıyorsun hep çöpler hep cam dolu yani. Onları ben geri şimdi dönüşüme kazandırıyorum. Depositosuz şu an hep alıp alıp atıyoruz. Hepsini içime. Geri dönüşüme bir çocuklarla zamanlar, bir zamanlar yapıyoruz. Hurdacılar cam toplar, kiloyla alırlardı, götürürlerdi. Onlar fabrikalara veriyorlar. Değil tekrar mi? Eritim, geri dönüşüme sağlanıyor sonra, ya. Hani kağıt atıklar, metal atıklar, cam atıklar aynen, diye böyle kutular böyle vardı. Ama aynen şu an herhalde camın hiçbir kıymeti yok gibi. Yok, İçiyorsun cam, meşrubatı, şişesini atıyorsun. Cam milattan önce 500. senelerde yapılmış çok güzel amforalar, takılar hepsi müzelerde var. Ben bunun araştırmasını çok yaptım. Cam dediğim şey aslında doğada en temiz olanı diye ben şimdi değerlendiriyorum. Şimdi üfleniyor dedin, cam sanatı dedin. Siz en son Azerbaycan'dan geldiniz değil mi? Kazakistan'dan geldik. Kazakistan evet. Biraz daha uzak. Kazakistan'da ülkemi cam, çini ve ebru alanında ekonomi bakanımızla gittik. 5 günlük bir Türk günü yaptık. İnanılmaz olağanüstü bir Türk günü ile Kazaklara ve uluslararası Expo'da kendimizi tanıttık. Yani şey bilir, şimdi işin magazinsel boyutunu sorarım. Şimdi mesela diyelim ki emekli olmuşsun, belli bir yaşa geldin. Ben cam sanatıyla uğraşsam beni terapi eder mi? Veya cam sanatı pahalı mı? Şimdi veya para mı kazanmam lazım? Hobi olarak mı yapayım? Şimdi hobi olarak da yapabilirsiniz. Cam insanı sakinleştiren bir şey. Ben mesela kişi olarak çok sabırlı bir yapıya sahip değildim. Ama cam bana çok şey kattı. Ben de cama bir şey. Birbirimize bir şeyler katıyoruz. Sabrı öğrendim camla. Cam öyle bir şey ki başlıyorsunuz, alıp sizi öyle farklı şeylere götürüyor ki ortaya da güzel bir şey çıktığı zaman ne stres kalıyor ne bir şey kalıyor. Şu mu yani?
bir obje yapacağım diye başlıyorsun ama bakıyorsun farklı bir şey çıktı. Şimdi öyle mi her gün kişisel sergisine hazırlanıyorum tabii. Bir program dahilinde çalışmam lazım. Yazıyorum. Bugün şu işi yapacağım. Camı eritmeye başlıyorum. Aman tanrım, o cam alıyor başka bir şekle girerken ben çalışma şekli şeyim neydi unutuyorum. Ondan sonra başlıyorum. Gün sonunda bir bakıyorum. Ben başka bir şey çalışacaktım. Hadi yeni Nehir yine Hanım, de ben sizi şey. Anlıyorum sevgili Nehir Hanım. Sizle bir hafta konuşsak eminim ki mevzu bitmez. Güzel, ama güzel. Bizim programımız sınırlı olduğu için ben hızlı hızlı geçiyorum. Tamam. Şimdi mesela siz dostlarınıza bir hediye seçerken, hediye verirken zorluk çekmiyorsunuz değil mi? Hemen bir camdan bir şeyler yapıp şimdi, bir doğum günü hediyesi, bir açılış hediyesi, ben zaten kutlama şeye karşıyım. Hediyesi falan. Ben öyle hazırda bir şeyler alıp vermeye karşıyım. Kişiyi tanıyorsam kişinin özelliğine göre, kişinin sevdiği şeylere göre bir şeyler tasarlayıp hediye ediyorum. Zaten ben Adana'da iş adamlarına kişiye özel tasarımlar yapıyorum. Önemli olan burada doğadaki camı da alıp bir şeylere dönüştürmek. Benim hem hedefim o. Hem dönüşüm yapıyorsun, tabii, hem hediye tabii, yapıyorsun. Tabii, tabii, tabii. O zaman şimdi seninle tanıştığımıza biz memnun olduk. Ben de memnun oldum. Bize ne hediye edeceksin? Ne istiyorsanız, sizinle birlikte ne istiyorsanız beraber şimdi çalışalım. Bizim kanal ağımız var. TVA, Adana'nın, bölgenin, dünyanın gururu. Artık bir gün başlarız. Ne çıkacak? A harfinden başlarız. A harfinden başlarız, yaparız. eminim çok zevkli, keyifli bir çalışma yapacağız. Birlikte de camın çekimde de insanlar camın ne kadar aslında naif, güzel, keyifli olduğunu görmüş olurlar. Benim o üfleme bölümü biraz... Üfleme aslında şey. Şey mi o mesela? Borosilikat camlar dediğimiz. 1200 derece sıcaklıktaki. O daha da fazla. Ateşi üflüyorsun. Yani bir nefeste falan sıkıntı çekmez miyiz yani? Yok, çok zarif hareketlerle üflüyoruz zaten. Ne üfler gibi? Aynen öyle. Aynen böyle çok zarif hareketlerle hissederek üflediğimiz zaman o orada bir şekil alıyor. Peki, en güzel yaptığınız obje ne? Böyle bir şey. Ben bunu yaptım, bu harika, bunu kimse ben yapamaz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İddialıyım falan. İlk cama başlamışım. Yapıyorum bir şeyler. Artık profesyonel yere geçmişim falan. Yapıyorum, koyuyorum falan. Şimdi festivale gideceğiz, satış yapacağız veya birisine hediye verilecek. Şimdi bakıyorum. Bu çok güzel. Onu vermiyorum. Bu da çok güzel falan. Bir türlü bir baktım ki fark ettim ki hiçbir şeyden vazgeçemiyorum. Her şeyi kendime almak istiyorum. Göz yorum ondan. O kadar hoşuma gidiyor ki sonrasında bunu aşıyorsunuz tabii. Sonrasında daha çok yapıyorum. Ve önemli olan burada zaten paylaşmam. Paylaşmadıktan sonra olmaz ki. Bir de şunu sorayım. Mesela en zor obje büyük zor olan diye bir mı, şey yok. Küçük olan mı veya zevkli olan, küçük olan mı, büyük olan küçükte mı? Küçükte de zorluk var, büyük çalışmalarda da zorluk var. Önemli olan hakimiyet, cama hükmedebilmek. Camın yapısını tanıdıktan sonra bazı zorlukları var. En çok eğer işi seviyorsanız, bu işi seviyorsanız zor diye bir şey yok. Tamam. Bir şey daha sorayım. Tabii şimdi ki. Camı çalışıyoruz. Camın içerisine başka maddeleri de karıştırabiliyor muyuz? Yani bileşik malzemeler. Camı camla karıştırıyoruz. Mesela cam, ben camın ortasına işte bir diyelim ki de bir para koyacağım veya altın koyacağım, bir sarı lira koyacağım gibi böyle. Cam için yapılmış altınlar var, onu koy. Değil mi? Öyle cama, bir şey yani. Camı camla bütünleştiriyoruz. Cam için yapılmış altınlar var. Sonuçta camın yapısından gelen. Evet. Metal. O ısıya dayanıklı metaller. Karıştırabiliyoruz. Cam zaten o kadar çok çeşniliği olan bir şey ki her hale sokabiliyorsunuz. Renklendirmeyi nasıl yapıyorsunuz? Camları zaten doğada gelen renkli gerçek doğal renkli yeşil olan camlar var. Yeşili var, mavisi var. Yok hani doğadan gelen, doğadan orijinali. Yeşili, mavisi, kırmızısı bunlar var. Onlar fabrikalarda bazı işlemsel maddelerden, malzemelerden geçip çok da renkleniyor. Ama aslında özün cam renklidir zaten. Çok saydam değildir. Nereye tutarsanız o rengi alır. Ben teşekkür ederim. Çok mersi, sağ olun. Yanımızda tabii sinemanın olmazsa olmazı, sermayesi nedir? Senaryodur. Senaryonun da özü romandır. Romanın da yazarı burada abi. Hı. Abi seni tanıyalım. Yani ben biliyorum sen benim eski dostumsun. Hı. Kameramız tanısın abi. Ben Abdullah Hacıoğulları.
yazar ve araştırmacıyım. 30 tane kitap yazdım. Dergiler, makaleler hariç 14 tanesi Adana kitabı, 16 tanesi ulusal kitap. Amacım Adana'nın sosyal, kültürel, tarihsel konularına değinerek eğitim ve kültüre bir harf katkıda bulunmak ve inanıyorum ki eserlerimle eğitim ve kültüre bir harf katkıda bulunma inanıyorum. Çünkü neden inanıyorum? Fuarlarda, sergilerde birçok stand açıyoruz. Standlarda okuyucular geldiklerinde değişik ifadeler kullanıyorlar. Hocam Allah razı olsun, güzel konulara değinmişsin ve eğitim ve kültüre çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Bu da tabii bizi gururlandırıyor. Abi da, sen yıllardır memurluk yaptın değil mi? Evet. Yani memuriyetten geliyor. Evet. Ne yaptın abi? Hangi branşta memurluk yaptın? Onu da izleyicilerimize söylersen. Ben yaşamım çok farklı. Ben muhasebe müdürlüğü yaptım. Eğitimcilik, öğretmenlik yaptım. Matematik öğretmeniyim. Aynı zamanda pamuk eksperliği yaptım. Yöneticilik yaptım. Dolayısıyla son dönemlerde işte 17 yıldır yazarlık yapıyorum. Emekli oldun. Tabii emekli. Artık yazarlık evet. yapıyorsun ama sen Adana'da ikamet ediyorsun. Evet. Ama sen İç Anadolu bölgesinden ya, geldin buraya. Orası... Hani ne derler? Abi kızma abi. Hani derler ya hanım köylüyüm. Şimdi efendim biliyorsunuz değişik deyimler vardır. Değişik deyimler vardır. Derler ki nerelisin derler. Evlenmedim derler. Yine başka bir ifadeyle. Derler ki nerelisin? Doğdum yer değil, doydum yer. Biz artık Adana'dayız. Adana'ya mal olmuş sanatçılarız, yazarız. Dolayısıyla ülkemize faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu da bizi onurlandırıyor, gururlandırıyor, mutlu ediyor. Eğer ülkemize, eğitim ve kültürüne gerçekten bir harf katkıda bulunduğumuzu da hissettiğimiz zaman daha çok mutlu oluyoruz. Bu bizim sermayemiz. Evet, yanımızda yine Ege'den gelen bir sinemacı arkadaşımız var. Seni tanıyalım, kendini tanı. Merhabalar, ben Erdem Şanlı Türk. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Buraya Aydın'dan geldik. İki arkadaş geldik yani. Birçok arkadaşla tanıştık her üniversiteden. 18 üniversite yanlış hatırlamıyorsam arkadaş burada. Güzel bir organizasyon ama eksik yönleri var. Nasıl desem? Memnun kalmadığımız yönler oldu. Bu konuda sıcak biraz sitemkarız. Havalar sıcak ama Aydın daha sıcak. Pek bir şey değişmedi bizim için. Bu şekilde. Şimdi Aydın'da sinema, televizyon, iletişim okuyorsun değil mi? Hı-hı. Amacın ne abi? Ne yapacaksın? Amaçsızım. Artist mi olacaksın? Yapımcı mı olacaksın? Çok bir amacım yok aslında. Bazen amaçsızlık da bir amaçtır. Yani ne bileyim uğraşıyoruz bakalım. Bir sanat bu sinema. Her sanatın da bir çıkar olmak zorunda değil. Uğraşıyoruz bakalım. Umarım güzel yerlere hatıra geliriz. Var mı böyle bir hatıra? Nasıl bir hatıra mesela? Anladın mı? Pek çok hatıram var da. Hedefim ya şöyle başladı. Birinci sınıfta yönetmen olmak istiyordum ben. İkinci sınıfta yönetmen yardımcısı olayım dedim. Üçüncü sınıfa geçtim dedim kameraman asistanı falan olayım. Dörde geçtim şu an düğün fotoğrafçısı olmak istiyorum. Bakalım belki... Niye abi iş gittikçe zorlaşıyor mu? Gittikçe zorlaşıyor. Hele bizim şu an bulunduğumuz şimdi ortam. Mesela bizim güzel bir uzun metrajlı bir dizide. Evet. Bizim mesela güzel bir oyuncu kameramandı. Güzelse... Çünkü şeyi bulamamışlar karakteri. Kameraman hatta ben dedim bu arkadaş o kadar güzel oyundur ki nereden buldunuz dedim. Aha. Bizim kameraman dediler. Olabilir. Herkesin yeteneği kendine yani. Tabii. Evet, yanımızda sanat kasabasında sanatın olmazsa olmazlarından ressam abimiz var. Ressam abimiz buraya tabii ki misafir olarak gelmemiş, izleyici olarak geldin. İstanbul'dan geldin. Evet, İstanbul'dan geldim. Abi bize İstanbul'u ve resmi anlat abi. Ben İrfan Seçkin. İstanbul'da profesyonel ressamım. 1966 yılında buradan Adana Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul'a gittim. Ve orada süper reklamı kurdum. Ben hem tabelacıyım hem ressamım. Daha sonradan 12 yıl önce oğlum güzel sanatları bitirdi. O da benim yanımda çırak. Ben iktisat mezunuyum ama hiç yapmadım. Hep tabelacılık ve resim yaptım. 12 yıl önce oğlum güzel sanatları bitirdi. Her şeyi ona devrettikten sonra profesyonel ressamlık yapıyorum. Ve çok iyi bir ressam olduğuma inanıyorum. Kimsenin yapmadığı ve yapamayacağı şeyleri yaparım.
hiç kimse benim resmimi hiçbir yerde gördüğünü söyleyemez. 5-6 yıl içerisinde 16 sergi açtım. Adana'ya da öyle gezmek için geldim. Arkadaşa rastladım. Sağ olsun beni getirdi abi, buraya. Adana'da ha. Okudum dediniz. Adanalı mıyız? Evet. Adanalıyız biz. Biz de gurur duyduk. Yani Adana'dan ha. bir ressam İstanbul'da. Ha. Tabii eskiden ressamlar tabela yapardı değil mi? Veya tabelacılar şimdi, ressamdı. Şöyle. Mesela benim oğlum Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu. Gelinim Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu. Torunum orada okuyor Acıbadem'de. 9 yaşında bir torunum daha var. O da akşama kadar resim çizeceğiz. Biz de herkes sanat için uğraşır. Yani parayı düşünmedik. Hep sanatı düşündük. Hala da parayı düşünmüyoruz. Sanatı düşünüyoruz. Sanatın ilerlemesini düşünüyoruz. Babamız yapmış. Ahşap oymacıymış. Onu devam ettiriyoruz. Güzel güzel resimler yapıyoruz. Mücadele ediyoruz. Çok büyük mücadele vermek lazım bu işte. Hiç durmadan çalışmak lazım. Hiç kimseye bakmamak lazım. Hiç kimsenin tesir altında kalmamak lazım. Her şeyi kendin yapman lazım. Onun için devamlı çalışıyoruz. Buraya misafir olarak geldik. Tesadüfen buraya geldik. Ben İstanbul'da da çıkıyorum televizyona. Devamlı sanattan konuşuyoruz. Sanat ufku çok geniş bir şey. Ama çok azim ve çok çalışmak lazım. Abi, mesela abi, arkadaş burada şimdi evet. böyle bahsetti. Buradan tiyatrocu arkadaş. Yani üzüldüm. Yani hemen iflas etmiş yani. İflas etmiş. Değil tespit mi? Doğru. Hemen iflas tespit etmiş. Doğru. İflas etmek olur mu? Ya ben bu yaşımda neler çekiyorum biliyor musun? İnanın. Şimdi buraya gelmeden önce iki galeri bir sanatçı diye sergi açtım. Nişantaşı'nda iki tane galeride bir sergi. Çektiğim hiç sıkıntı hiç kimse çekemez. O kadar mücadele. Bir galeri burada, bir galeri orada. Bir ona koşturuyorum, bir ona koşturuyorum. Belki Türkiye'de bir ilkti. Ama ben bunu zevkle ve şevkle yapıyorum. Abi şimdi sanatçı büyük şehirde mi avantajlı küçük şehirde mi? Büyük şehirde avantajları başka tabii yani. Şimdi biz orada daha yakınız sanat camiasına. Her şeye daha yakınız. Galerilere daha yakınız, insanlara daha yakınız ama çok hepsi canavar gibi. Hepsi seni bekliyorlar böyle. Sanatçı çalışacak diyorlar, galericiler yiyecek. Bir de o var. Sanatçı çalışacak, galeriler yiyecek. Hiç mesela şimdi yani. 2017 yılındayız. Artık dijital ortam çok gelişti. Ressamlık yani bu ticari olan ressamlık biraz sekteye uğradı mı? Ya ticari bir şey. Şimdi ben bizim biliyorum benim burada ressam arkadaşım şimdi, var. 500 metrekare o koca fırçalarla hani süpürge fırçalarıyla resim çizdiğini bilirim ben. Şimdi benim elimi yaparken bile göremezsin. Elimi resim yaparken göremezsin sen. Çünkü 13 yaşında ben, 13 yaşında ortaokula giderken 13 yaşında tabelacı çıraklığına girdim. Yollarda tabela lazım mı, resim lazım mı diye abi gezerdim ben. 15 yaşında benim evimde tabela atölyem vardı, resim ve tabela atölyem. Eskiden zaten ressam olmayan hiçbir zaman tabelacılar almazlardı. Yani çırak olarak bile almazlardı. İnsan cesaretlemezdi resim olmadıksa. Yani ben üniversiteye gittiğim zaman İstanbul'a, üniversiteye gittim zaten ustaydım. Yani gittim orada bir sene piyasaya öğrendim. Tabii güzel sanatlara girdik. Güzel sanatlara, tatbik güzel sanatlara girdik ama daha yeni açılmıştı. Herkes belliydi kimin kazanacağı. Bize kazandırmadılar. Biz orada hadise yaptık. Seni seneye birinci olarak alacağız dediler ama biz o bir taraftan İktisat Ticari İlimler'in imtihanını kazanmıştık başka bir okulun. Yani özel yetenek sınavıyla giriyordunuz o bakımdan. Tabii. Peki şey mi? Hani hep bakıyoruz ressamlar yaptıkları eserler ressam vefatından yüzlerce sonra değeri ya şimdi anlaşılıyor. Onu galericiler söyler. En iyi ressam ölü ressam diye. Herkes onu bekliyor. Yani ölü ressam en iyi ressam. Hiç şey yok. Yani ressam bir şey görmüyor. Galericiler mi yapar? Tabii. Ya galericiler onu. Resimde de reklam oluyor mu? Mesela işte resmin reklamı, ressamın reklamı falan böyle. Tabii. Her şey medyaya bağlı. Her şey sana bağlı mesela. Her şey. Yani hiçbir şeye benzemeyen bir resim bakarsın çok kolay eder. İstediğin kadar büyük ressam ol. Medya yapmadıktan sonra sen hiçbir şey olamazsın. Tamam. Şimdi flash sorumu sorayım. En güzel resim ne veya en ünlü kimin resmini yaptınız? Canlı mı yaptınız yoksa arkasından yapıp gönderdiniz mi? Ünlü ressama falan ne dedim ben hiç kimsenin yapmadığı, ben sürrealist bir resim yapan adamım. Hiç kimsenin yapmadığı şeyler yaparım. Kimin resmini yaptın? Ya hiç kimsenin resmini yapmadım. Oğlumun resmini yaptım yalnız şahıs olarak. Manzara mı çalışıyoruz abi? Hayali de olabiliyor mu resimler? Böyle hayalde canlandırdığımız. Ben hayali çalışırım. Hayali çalışırım dediniz evet. Gösterecek abim resimleri. Kare içinde kare var. Abi bunu bana anlatabilir misin? İstanbul'u çok değişik. Ama tabii sizin stiliniz. Ben kimsenin yapmadığı şeyleri yapamayacağı şeyleri yaparım.
Fark etti. Kendi tarzını. Şurada resmen birini anlatabilir miyiz veya onu veya şunu? Bak. Burada neyi anlatmak istediniz? Evet. Şimdi bu adamcağız, bu adamcağız. Şimdi aslında herkesin yorumu kendinedir. Ama benim yorumum tabii benim kendimedir. Ben yorum yapmayı da seviyorum. Biraz da anlatımcıyım ben resimde. Şimdi şunu düşünebiliyor musunuz? Adam zamanında gelmiş buraya gençken İstanbul'a. İstanbul şöyle Sadabat şeklindeymiş. Camiler mesela. Ama adam bir gelmiş bir bakmış burada görünmüyor. Böyle yorganını almış, çantasını almış İstanbul'a gelenlerden böyle çok gelmiş. Bir bakmış ki şuranın altı İstanbul'un bütün semtleri. Şuranın altı. Bakırköy, Kadıköy bütün şuranın altı. Adam onu bir görmüş demiş ki eyvah ben ne yaptım da buraya geldim demiş. Köyünü düşünüyor. Bak şurada köyü var yere bakıyor köyünü düşünüyor adam. Gördünüz. Yani köyünü düşünüyor diyor ki eyvah ben niye buraya geldim yazar, diye. 400 sayfa kitap yazıyor. Bir şeyler anlatıyor ama siz bir kartpostal kağıdında değil mi her şeyi anlatabiliyorsunuz. Bak mesela şu çok daha önemli. Evet. Böyle bir şey olamaz. Tamam. Şöyle. Böyle bir şey olamaz tabii yani şimdi burada. Adam böyle bir şöyle şunlar deniz zaten, şunlar gemi. Kübist bir resim yapayım dedim, kübist bir resim çizeyim dedim, kübist. Bir sunt aldım yanıma, sunt aldım. Üstüne bir resim çizdim ama dedim ki esas dünya burada değil, esas dünya öbür tarafta dedim, öbür tarafta. Bakın şuraları görüyor musun? Şunlar bulut falan. Şuradan o suntayı dekopaj yaptım, öbür tarafı gösteriyorum. Görüyor musun? Şuradan öbür tarafı, esas dünya öbür tarafta diyorum bak güneş falan. Burası benim çizmiş olduğum kübist bir resim diyorum yani burada bir şey yok diyorum. Bunu ben böyle çizdim ama şuradan bak delmişim orayı, şurayı. Güneş öbür tarafta diyorum ki kübist bir resim, dünya öbür tarafta diyor. Evet yanımızda iki arkadaşımız var. Bunlar sinemacıyız, yapımcıyız ama gözlüklerimiz de var değil mi? Evet çıkaralım mı gözlükleri? Şimdi suratın yarısını kapatıyor gözlükler. Tamam, gerçi gözlüklü aldık abi. Gözlüksüz de peki, görelim. Peki öyle de görelim. Tamamdır, evet, teşekkür ederim. Kendinizi tanıtın. Merhabalar, ben Fatih Kaynarca. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Bir tane belgesel çektik biz. İsmi Kına. Bu filmin yönetmeniyim. Arkadaşım da görüntü yönetmeni Oğulcan Şengücel. Merhaba, ben de Akdeniz Üniversitesi son sınıf sınıf arkadaşıyız aynı zamanda. Ben de görüntü yönetmenliğini üstlendim bu filmin. Hatta Altın Koza'da da yarışma fırsatı bulduk bu sene. Fakat talihsizlik elendik başında. Tabii şansımızı denemeye devam edeceğiz. Oktay Kaynarca. Yok onunla bir alakam yok yani. Evet filmin konusu neydi abi? Filmin konusu kadınların üzerine bir belgesel çektik. Film değil aslında belgesel. Kadınların gücü üzerine, kadınların gücünü vurgulayan bir belgesel filmdi. Aslında feminist bir filmdi. Yani çektik. Yani filmimiz aslında çeşitli otoriteler tarafından beğenilmesine rağmen görüntü olsun gerek, ses olsun bazı şeylerde çok iyi olmasına rağmen hatta Adana Film Festivali'nde yani hiç beklediğimiz gösterimi alamadık yani açıkçası. Abi sorun değil. Şimdi hani bir tane birinci seçilecek. Binlerce aynen, film var. Ne yapalım aynen, abi? Doğru. Değil mi? Yani orada bir sıkıntı yok. Doğru. Şimdi evet. Siz böyle bir fikir nereden doğdu? Bir feminist film çekmek nereden doğdu? Çekerken nelerle karşılaştınız? Amacınıza ulaştınız mı? Film evet. Anınız var mı? Böyle bir evet, film çekerken güzel. Bir anınız var mı? Onları tamam. Alalım. İzleyicilerim tamam. Şu an sizi dikkatle dinliyor. Tamam. Tabii ki. Filmi çekme fikri aslında benim üniversite birden beri aklımdaydı. Filmi çektiğim yer zaten bizim ailemin yaşadığı değil, teyzemgilin yaşadığı bir yaylaydı. Orada kadınlar yaşıyor. Yani bir 5-6 ay sürelik boyunca erkeklerden uzak bir şekilde yaşıyorlar. Erkekler köyde yaşıyor, kadınlar ise yaylada yaşıyorlar. Kadınların buradaki hayatını çektim ben. Yani kadınların burada yani hiç zorlanmadan bütün erkek işlerini olsun, odun kırma gibi zor bir işi mesela, odun kırma gibi erkeklere şey yapılmış bir işi. Yani kadınların hiç zorlanmadan yaptığını gördük biz ondan sonra. Yani bu belgeseldeki amacım kadınların gücünü göstermekti yani. Yani evet. Tüm Türkiye olsun, dünya hatta olsun. O sıra Fatih. Sen görmüşsün ama Fatih. Kadınların gücünü gördüm diyor. Evet hepsini mesela gördüm. Biz gördük. Zaten benim teyzem orada yaşıyor. O şekilde çektik biz filmi. Oradan aklıma geldi benim bu filmi çekmek. Şimdi güç derken ben evet. Yine böyle aranıza gireyim. Tabii. Güzel iki tane güzel arkadaşım. Evet güç derken herhalde bedensel güç değil. Mesela beyinsel, evet. Zihinsel, duygusal güçler de olabilir. Onu hissedebildiniz evet. Mi?
Mesela çok enteresan bir şey anlatacağım. Filmimin ismi Kına, belgeselimin. Burada kadınlar normalde kına, insanlar düğünlerde kına gecesinde filan yakıyor. Ama bu kadınlar kınayı farklı bir anlam için yakıyorlar. Bu kadınlar kınayı elleri çatladığı zaman, elleri yarıldığı zaman böyle odun keserler, elleri şey oluyor. Kınayı ellerindeki yaraları iyileştirmesi için yapıyorlar. Aslında bu kına kadınlara güç veriyor. Ya bu kına da, bu kına metaforuyla anlatmak istedim filmimi. Ve güzel bir film, güzel bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Çekimlerde aslında biraz zorlandık. Çünkü sonuçta oradaki insanlar, yani ne kadar tanıyor olsan da sana görüntü vermekte biraz çekiniyorlar. Sonuçta hiç öyle bir şeyle karşılaşmamışlar hayatları boyunca. Ama güzeldi yani. Bizim için güzel bir tecrübe oldu arkadaşımın. Peki bundan sonraki hedefiniz de ne çekeceksiniz? Bundan sonraki hedefim bir tane daha belgesel çekmeyi düşünüyorum. O belgeselin fikri de kendime kalsın. Çok güzel bir belgesel planım daha var. Tamam. Şimdi çektiğiniz o feminist filmi nerede izleyeceğiz abi? Festivallerde izleyebilirsiniz. Tabii eğer yine böyle bazı durumlar olmazsa. Zaten bir tane festivale gönderdim şu ana kadar. Adana'ya gönderdim. Onda da bir şey olmadı. Aynen ya, daha bir tane. Eleniyoruz fakat elenmemizin gerekçesi söylenmiyor. Yani örneğin bu bizim için çok büyük bir gelişme örneği olur. Mesela deseler ki ses yetersizliği, anlamda kopukluk, işte oynayanların yetersizliği deseler ki bunları bize açıklasalar bizim için çok daha eğitici ve öğretici yani olur. Yani bana mesela yok. Mesela bana jüriden haklısın. Haklısın abi, o yüzden kaybediyoruz. Doğru, o yüzden kaybediyoruz. Yani bize, yani bana filmim atıyorum, filmi elediniz. Tamam kardeşim elediniz ama ya bana de ki mesela filmin şu dakikasında şu görüntü hatalı veya şu seste hata vardı. Kesinlikle. Ben ona göre filmimi düzelteyim, kendimi ona göre geliştireyim. Önemli olan burada zaten filmin bir yere gelmesi değil. Bana nedenini söylesin, elenme nedenini. Ben de ona göre kendimi geliştireyim. Yani bir dahaki projemde o hatayı yapmayayım veya o hatayı düzelteyim. Kesinlikle. Ya önemli olan bence yani Türkiye'deki tüm film festivallerinde bunu söylemeleri gerekiyor yani insanlara katılan. Çünkü tek biz değiliz yani bu şekilde en az bizim gibi düşünen birçok insan vardır yani. Ki biz kendimize çok güvendik. Hani bize hatta bu sene Akdeniz Üniversitesi'nin en iyi projesi olarak gösterildik. Kesinlikle çok güvendik. En azından bir gösterim bekliyorduk. Onda erişemedik tabii. Hatta konunun başında bizim buradan da selam söylemiş olalım Doğacan Aktaş hocamıza, süper Doğacan Aktaş hocamıza çok teşekkür ederiz. Projeler sunduk kendisine. Fatih geldi hatta, senin projen ne, onu mu çeksek dedi. Ben hatta Fatih'in konusunu duyunca dedim ki yok, ben hiç projemi sunmayayım bile. Senin projen o kadar güzel ki seninkini çekelim kesinlikle dedim. O kadar güvendik yani konumuza. Bu sene böyle oldu, bakalım. Hocamız da sağ olsun elinden geldiğince destek verdi. Yani tabii, ekipman veya şey konularında. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz Doğacan Hoca'ya. Çok sağ olsun yani. Sağ olsun. Sanat kasabasında yine genç bir sanatçı arkadaşımızla beraberiz. Tabii bu arkadaşımız çalıyor. Evet. Söylüyor mu abi? Hayır. Sadece çalıyor. Evet. Tamam, ne çalıyoruz abi? Şu an çalmaya çalışıyoruz. Neşet Ertaş, Musa Eroğlu, sonra Aşık Mahsuni Şerif. Söylemiyorsun ama. Aynen söylemiyorum yani. Saz çalıyorsun. Sesim tam oturmadığı için söylemiyorum. Yoksa... Tamam. Seni bir tanıyalım. Benim adım Osman. 17 yaşındayım. Lise öğrencisiyim. Bu kadar yani. Adana'da. Burada ne var abi? Saz. Çıkaralım abi. Bir görelim o sazı. Evet. Sevgili Osman arkadaşımız sazını çıkarıyor. Evet. Şimdi sazlar önceden tut ağacı olurdu. Aynen. Değil mi? Ama şu an herhalde daha, mesela ben bir gün sordum bir arkadaşa, evet, bir üstada, dedi ki şu an dedi daha avantajlı arkadaşlar. Çünkü tuttan oyarken her tarafı aynı kalınlıkta oyamıyorlardı. Evet. Ses yani istediğimiz düzeyde çıkmıyordu. Şu an daha avantajlıyız dedi. Aynen, şu an bunlar yaprak zaten. Yaprak bunlar. Aynen, her tarafı zaten aynı kalınlıkta. Aynen öyle. Ve sesi de daha güzel zaten. Aynen öyle. Seni dinliyoruz abi. Thank you.
Osman abi, ellerine sağlık abi. Minnet abi, şimdi bu saz çalmayı öğrenirken ilk melodi neydi? Hani böyle bir klasik bir melodi şekli mi vardı? Hani esen Gelin Ayşem, Suya. Aynen, aynen. Yine i̇lk, o devam ediyor türkü, mu? Aynen, yine ilk türkü Gelin Ayşem. Nasıl suya o inmiş. Böyle ağzımızda yapabiliriz. Gelin Ayşem suya indi. Ondan öğreniyoruz aynen, değil mi? Aynen, aynen. Ben ilk başladığım ilk türkü öyle öğrendim yani. Sonra işte bilmem şu feleğin bende nesi var. Öyle yani yine. Ama şu an ağır parçalar çalıyorsun. Aynen, aynen. Seni tebrik ederiz, başarılar dileriz. Gelirim, demek. Sanat Kasabası'ndaki Seyyar Kürsü programımız burada sona erken. Bir başka programda buluşmak dilek ve temennisiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Müzikleri başlıyor.